O deli kız ortalıklarda yok bugün. Teyze boş ver lütfen. Sen de iyice perişan olmuşsun. Bak böyle üzülmenin tek sebebi o kız. Şimdi de ortadan kaybolmuş. Bak, ne demişler? İti an, çomağı hazırla. İtça, gel. Seninle konuşacağım bir konu var. Gel otur hadi. Teyze, iç çayla yalnız konuşmak istiyorum. Ama benim ne zararım? Teyze. Tanrı en iyisini bilir. İtça, seninle konuşmaya fırsatım olmadı. Ama iki kızımın da benden bir şey sakladıkları gün gibi ortada. Hata bende ve sonuç da ortada. Ben hep iki kızıma da güvenmişimdir. Ama sana daha da çok güvendim. Çünkü kızımı sana emanet ettim. Tapasya'nın yüreğindekileri neden kimse bana söylemeye akıl etmedi? Başka biri ya da teyzem söylemeliyse sen niye söylemedin? Çünkü her şey bir anda oldu. İtça. Şimdi kime güveneceğim ben? Benim kızım neredeyse canına kıyacakmış. Bu evde hiç kimse bana tek kelime etmedi. Senin yaşadıklarına gerçekten çok üzüldüm ama... Ama işin en acı kısmı da kimse bu işe engel olmaya çalışmadı bile. Tapasya Vir'le evlenmek istemiş. Ve böyle bir karar almışsınız. Bugün Vir'le mi görüştün? Evet. Tapasya Vir'le evlenmek istediğini söyledi. Ve kabul etti. Evet. O zaman bugün niye Vir'e gittin İtça? İtça. Ben senin duygularını anlayabiliyorum. Biz de sen ve Vir adına çok mutluyduk. Peki, şimdi neden evlenmelerine izin verdin? Senin için çok üzülüyorum. Ama Vir ve Tapasya içinde. Kızım, bu hayatta biz zaten çok şey atlattık. Artık sorun çıksın istemiyoruz. Madem bir karar aldın, kararını uygula. Önceden gelip benimle konuşsaydın bunlar yaşanmayacaktı. Ama... Madem Tapasya bir kez canına kıymaya kalkmış, ya tekrar aynı şeyi yapmaya kalkışırsa, ben nasıl yaşarım o zaman? Takur çok kötü durumda. O yüzden sana yalvarıyorum. Lütfen bana doğruyu söyle, niye Vir'e gittin?
kızımın canı yine yansın diye mi? Hayır hanımefendi. Ben bugün Vir'den tek bir şey istedim. Beni unutup sadece tapuyu kabul etmesini. İcha, lütfen beni anlamaya çalış. Eğer sen Vir'le görüşmeye devam edersen, o zaman seni asla unutamaz. Seni Vir'den ayıran bizler değiliz. Bu senin kararında. Aksine biz bu ilişkiyi onayladık. Düğün hazırlıklarını Bay Takur bizzat kendi yaptı. Tapasya'nın sana yaşattıkları için senden af dilemek istiyorum kızım. Hanımefendi, niye benden af diliyorsunuz? Bir anne böyle bir durumda ne yapabilir İcha? Böyle bir şey olmamalıydı. Ama oldu artık. Şimdi Vir ve Tapasya'ya yeni bir hayata başlamaları için bir şans ver. Sadece tapuya yardım etmek istedim. O yüzden Vir'i görmeye İcha. Gittim. Senden Vir'in yanına gidip ondan istediğin şeyin aynısını isteyeceğim. Her şeyi unut. Arkadaşların olduğunu unut. Birilerine aşık olduğunu da unut. Artık sadece kendini düşün. Anne, sen benim için endişelenme. İcha. O kadar. Sadece kendini düşün İcha. Artık yeter. Nereye gidiyorsun? Oraya. Uzun zaman önce gitmem gereken yere. Ha, lütfen anne. Lütfen tapunun annesine bir şey söyleme. O bir anne. Tapunun annesi. O yalnızca Tapu'nun annesi. O anlayış göstermeyecektir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise